Evet, herkese merhabalar. Ben Deniz Emefli. Uzun bir aranın ardından tekrardan OMSI ile sizlerle beraberim. Bugün sizden gelenler serisinin yeni bir aracı ile daha karşınızdayım. Yok. Bugün sizden gelenler serisine yeni bir araç daha geliyor. Aracımızın ismi Temsa. Temsa Prestige'di galiba. Araçta emeği geçenler, şuradan tekrar bakacak olursam, şöyle bir dakika. Emeği geçenler model sahibi Efe, konverti gerçekleştiren Efecan, buradan emeklerine sağlık. Hakikaten güzel yapmışlar. Onun haricinde aracımız gördüğünüz üzere daimi gibi Temsa. Bu arada biraz dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın. Temsa Prestige. Yani güzel. Sonuçta bir emek var. Ve her zaman dediğim gibi emeğe saygımız sonsuzdur. Bugün bundan güzel soru, ne yapacaktık? 15 T galiba. 15 T hattını sürecektim. Aynen, Tokatköy. Küçük sudan çıkacağız. Tokatköy'e doğru bundan bir sefer yapacağız. Onun haricinde çıkmadan önce şöyle bir aracı ufak bir göz atacağım. Şöyle bakalım. Şurası biraz hatalı gibi olmuş ama bunun güncellemesi gelir herhalde. O yüzden görmedim varsayıyorum. Şu dolaplar falan açılıyor mu diye bakıyorum. Lakin yok, açılmıyor. Onun haricinde atladığım bir şey var mı? Şuna basınca kapı şey yapıyor. Kendiliğinden atıyor. Havasını alıyor galiba kapının. İçten bir bakalım şöyle. Kalkmadan. Şöyle. Bir sürü kamera açısı falan var. Neyse, fazla uzatmayacağım. Tek çıkalım. Yolumuz uzun. Bu arada araba otomatik galiba. Aynen. Vites koymuşlar da maalesef aracı otomatik yapmışlar. Bakalım şöyle. Neyse, sağlık olsun. Devam. Ha, şu tuşlara bakmayı unuttum. Onlara da bakayım da. Şuralar şu çalışıyor. Çalışmıyor. Çalışıyor. Şunlar. Yani çalışıyordur herhalde. Tamam, işlevi var bunların. Bunların yok. Bu kağıdı alamıyoruz. Olmuyor da. Burada iki tane dörtlü var galiba ya. İki tane dörtlü olması biraz tuhafıma gelmedi değil yani. Kapılar. Neyse, tamam. Çıkalım. Kameranın bu açısı biraz tuhaf olmuş ya. Keşke şöyle yapıp bunun yerine buraya direkt bunu koysalarmış. Biraz daha güzel olurmuş. Neyse, hadi devam edelim. Korna da güzel. Ya hocam, sana geldin. Tam önümde durdun ya. Vallahi ayıp. Bu galiba
Bu araç eğer gelişirse, yani biraz daha bir update falan gidip fixlenirse bazı hataları, araç aslında güzel bir araç olabilir yani. Yani de aslında güzel de yani daha da güzel olabilir. O anlamda demek istedim. Şu cam açılıyor mu bu arada? Onu da merak ettim. Diyecektim. Açılmıyor. Neyse devam. Neyse oradan atma bir şey geliyor ya. Sonradan aklıma gelince insan yapmadan edemiyor. Yanlışlıkla kontağı kapatmışım. Var o kadar zıplıyor mu ya? Arabanın ventili çok kötü ya. Bu kadar ventili bir araba olacağını tahmin edin. Allah Allah, ne çok zıplıyor lan bu araba. Yalnız bir dakika. Dışarıdan zıplıyor ya ama... Koltuk mu zıplıyor acaba şoför koltuğu? Aklıma geldi şimdi. Geliyor mu ablam? Gel. Gel hadi. Gelmiyor mu acaba? Bakalım. Ha şimdi geliyor. Gel. Evet bak bu güzel. Perdelik çalışıyor. Şöyle güneş sorunlarında en acil ihtiyaçlardan biri perde. Şöyle ideal. Ama bu kadar zıplaması hakikaten canım başım döndü ya falan. Abi bu ne? Ha bir tane abimiz de tavaf yapıyor orada. Geliyorsunuz mu? Hadi gel. Gel. Gelmiyorsunuz mu? Araba o kadar şey ki, yani önümdeki yolcu ile mesafemi göremem yani. Aslında ön tabanı falan şu tamponla sürücü kabinin olduğu yer arasında çok bir fark yok yani ama kameradan da diye düşünüyorum herhalde. Çünkü çok önü şey olan bir araba değil yani. Burnu uzun olan bir araba değil ama sanki sürerken biraz daha mesafe varmış gibi gidiyor. Bir de acayip çıkıyor bu araba. Çok sevindim ya hakikaten. Bu yollardan da az gitmedim küçükken. İnsan bir an uygulanmıyor değil yani. Hadi devam. Kornalar var ya, beni benden alıyor ya. En sevdiğim kornalar. Bak, güzel bak nasıl geliyor. Yavaş. Push
eskiden şu yolları hatırlıyorum da, Icarus'ların olduğu zamanlar. Icarus oradan ne dönerdi be eyvah. Yürü hocam, yürü. Adam nereye oturmuş ya valla. Herkesin zevki tartışılmaz diye boşuna demiyorlar. bu adam niye gitme? Allah lan bakalım dur. Yani anlam veremiyorum niye gitmiyorsun? Arada biraz ileri alabilirsin yani. Kötü bir şey değil bu. Allah Allah. Neyse. Arabası falan bozulmuştu diyecektim. Bekle 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 bekle. Lan dur lan. Ya Allah seni gibi yapsın ya. Geldiği gibi bir girdim. Neyse pas geçeceğim burayı. Görmezler seni. Abi ya. Abi. Kadın arkada gidiyoruz ya. Ah. Gören yemin ederim kadını arkaya halatla bağlayıp da götürüyorum zannedecekler ya. Ya. Oğlum ya. Aslında çok güzel ayı aracı olur da yani hat almak için biraz şüpheliyim. Onun haricinde AI olarak bu araçları kullanabiliriz. Ama işte dediğim gibi hat konusunda biraz da bence bu arabanın biraz daha gözüksüz var. AI'nin sesi var. Ventinin sesine bak anam. Ah be ablacım niye? Neyi beğenmedin bu arabanın? Gittin dışarılarda dolaşıyorsun. Nereye bura? Şurada şey var. Alo. Boğaz köprüsü şurada olsa. Taşa bahçeye falan geldim herhalde. Paşa bahçe miydi ya diyor bir dakika. Kafam karıştı. Uzun zamandır bu yolu kullanmadığım için. Bir yandan da esnedim kusura bakmayın. Abi o yüzden biraz karıştırdım ya. Hatta bir ara babamla şeye giderdim buradan. Balığa giderdim. Belki görürsem bu yolu söylerim burayı. Yani bu tarz dediğim gibi bir daha söylüyorum gerçi ama bu tarz emek verilen her şeye cidden saygı duyarım. Emeğinize sağlık. Yani başka bir diyeceğim yok. İnsan başta her zaman dediğim gibi hata yapabilir yani ben de yapabiliyorum arada. Yani insan yapa yapa öğreniyor. Onun haricinde bak bu haritayı falan hiç çıkacağı aklıma bile gelmezdi. Ben hatta çıksa belki ücretli falan olur diye düşünüyordum da yani. Haritayı kim yaptı bu arada? Onu da kaçırdım orasında. Yollar hocam, yollar. Affet ya Scheiße. Ja, der, 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 das ist ja unglaublich. Der hat da den Führerschein gewonnen oder was? Kapıyı açık zannettim ya, tövbe. Görüyorsunuz mu işte böyle de bazen puşlarla uğraşıyoruz. Neyse görmeniz rahatsız. Kusura bakmayın biraz da üstünde yorgunluk var. O yüzden agresyon. Şu ateygolları bu arada nereden buldunuz diyeceksin. O şeyde var. OMSI 2'de Türkiye'nin.
resmi sayfasından indirdim, o da haberiniz olsun. Orada var yani. Yalnız bir şey değil mi? Bu migreni olanlar bu videoyu izlemesin. Acayip. Araba zıplıyor ya. Yani bir insanın migreni falan varsa tutar yani arabada. Van geliyor. Kaç, 207 miydi la o? Arabaya bakayım derken kaldırma çıkmıyor ya. Adam ya. Aa, vitese geçmedi. Allah Allah. Bu arada bu şeyi soranlar oldu. Aile işi falan nasıl yapıyorsunuz diye sordular bana. Bununla ilgili yakın bir zamanda, tam tarih vermeyeceğim lakin yakın bir zaman değil. Onunla ilgili bir videosunu çekerim, bilginiz olsun. Edecek var. Ay ay, zıplaya zıplaya gidiyorsun. Ya tuhafıma gidiyor ya. Ay ay, saat 8 olmuş. Akşam da oynamak bir zevk veriyor ya. Bir de ben nasip olursa ileride bir direksiyon seti alırsam, üf, tadından yanmaz. Buraydı la. Şimdi aklıma geldi. Evet, burası. Burada işte size diyordum balık tutuyoruz diye. Ahamla burada tutuyorduk. Şurada bir çıkıntı olması lazım da bakayım. Eğer o çıkıntı varsa burası. Orada 15 F gitti. 15 F'miz gitti. Devam. Çıkıntı var. Aynen şöyle bir şeyler vardı. Oturaklar vardı burada. Bir de şu köşede, sol köşede. Gerçi sol tarafta da. Bir çıkıntı vardı. O çıkıntıya falan çıkıp ben resimleri falan çekmiştim. Bakayım. Şurası da bayağı bakayım. Orada. Yo. Orada mı? Evet, evet, burada. Burada, doğru. İşte balık tutum yerleri resmi ya. Yani resmen yolunu şey yapmışsınız. Bununla ilgili ben hatta Instagram'ına falan atmışım galiba. Balık resmi video mu? Vay be, ne günler geçti. Şurada falan ne park yeri bulurduk be. Millet şuraya, özellikle karavancılar çok geliyordu buraya. Alo. Bir de önüne gelen her tarafa çekiyordum.
Ay, ay. Ya sabahtan beridir yanlış kapı açmışım ya. Ha şimdi doğru oldu. Ama bu yolcular nasıl indi? Allah Allah. Anlam veremedim. Neyse. Hoplayver çekirge, hoplayver çekirge, benim canım çekirge. Bıdı bıdı bıdı. Neyse telefonu geçmiyor. İleride liman var. Aynen. İlerisi liman. Şimdi bu 15D'nin güzergahı neresi acaba? Hiç ben 15D'ye binmediğim için bilgim yok. Alt Beykoz yolundan bir sürü araç geçiyordu ya. O kadar az araç. Hat geçmiyordu sanki. 15'te ayrıca başka hatlar da var diye hatırladım da şimdi yanlış mı hatırladım bilmiyorum. O hangi hatta acaba ben görmedim onu. Önden indi galiba ya. Neyse. Yavaş hocam ya. Bir çıkacağım görüyorsun. Bu arada bu sol aynanın şeyi biraz sakat gibi ya. Yani biraz daha şey olabilirmiş yani. Yukarıya doğru bakıp karşıdan geleni görebilirsek daha karlı olurdu yani. O anlamda değil mi? İşte burasını hiç bilmiyorum. Buraya kadarını. O geriye gerisini biliyorum. Burasını hiç bilmiyorum. Ha, tamam lan anladık ne zek var. Allah Allah. Bak bak bak. Allah'ım ya. Bazen var ya insanın sabrını sürüyorlar. Oğlum buna inecek bir övmesine kaç kez basar insan ya. Aa. Allah Allah. Aa kapı açmıyor. Evet tamam. Koltuğa kapat şimdi. Bunlar niye bilmiyor lan? Gelin lan. Bak ya lan. Arkadan biniyorlar mı acaba? Vallahi bindi. Anlamadım. Geliyor musun gelmiyor musun ya? Yani geliyorsan gel ya. Ya. Aa ortadan bitti. Yani orta kapanı da bir işlevi varmış onu öğrendim. Allah'ım yarabbim ya. Bu klavyeyi de bu arada değiştirdim. Küçük bir klavye aldım. Şimdi bütün tuşlara yanlışlıkla basıyorum. Klavyem o kadar küçük yani bir elimden falan rahat iş yapabiliyorum yani tutabiliyorum hepsini. Hadi lan hadi. Bak yine yanlış bastım yani.
arabanın sesini bir an şeye benzettim. Bu BMC prosesler var. Vafer ya. Yani. Onlara benzettim ya. Bu kadar çok benziyor bir sesi. Sanki galiba ondan mı yaptılar arabayı? Aklıma da gelmedi değil şimdi. Biraz kötü. Amber de geliyor. Şomsi de var ya, bir tek şu araba eksik. Yani şu arabanın, ya eksik dedim yani, Kaan'ın yaptığı araçtan bahsetmiyorum. Şu tarz yeniden böyle düzenleyip böyle ikinci nesil atacak bir modelci lazım yani. Öyle mi yani? Düşünsenize şu arabayı yeniden yapalım. Mis valla. Bir sürü ses şeyi var bu arabanın YouTube'da. Ses dosyaları falan hep dolu yani. Ama işte modelin kendisi yok. İkinci kasa. Bir an şeyi gördüm. ETS'yi gördüm. ETS yapmışlar bunlar. Lakin onu bilmiyorum yani, nasıl ücret mi yapmış, ücretsiz mi yapmış, hiçbir fikrim yok yani. O yüzden yorum yapmayacağım ama. Ulan ne uzun atmış lan bu da. O kadar uzun biri ya. Bakın trafik ayarlarını köklediğim halde hala trafik yok. Ben trafiği sevmiyordum. Alo. Şu benzin göstergesi doğru mu bilmiyorum ama doğruysa ayı yedik ya. Sıfır gösteriyor benzin çünkü. Araba bu arada doldu yani, baksanıza. Valla acayip şekilde oturanlar var yani. Ay 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 ay, çok kötü. İyi iyi, yırtık yırtık. Kıl payı yetmem de. Paşabahçe. Burada hastane de var galiba. Paşabahçe. Buralarda bir yerdeydi hastane. Guten Tag. Devam. Vallahi hep yanlış basıyorum ya. Nasıl bir şeydir? Sarı yani. Geç. Sen şu sağ taraf galiba. Şimdi aklıma geldi. Aynen. Vehicle Devlet Asansı.
bisiklet kafasına göre oturuyor. Bir tuhaf bilmiyor. Arabanın da bir sürü kamera açısı varmış bu arada. Aynen. Neyse biz olduğu gibi devam edelim. Hakikaten çok zıplıyor böyle be. Yemin ederim var ya, bir anormal oldu. Gelin. Hattı sürmedim ama şuradan bir şey göster, bir dakika göremedim orayı. Şuradan barajda danışalım. Sultaniye Peron. Sultaniye Peron. Ben bir dakika nereye gidiyordum ya, unuttum bak. Hattı nerede lan? Tokat köy. Yani daha var yani. Devam. Yani bazı yolları bilmediğim için yani arada böyle sıkıntılar da yaşıyoruz yani. Devam, yeşil. Aha, bizim Manfred. Evet. Dombili Manfred. Bundan az iyi anımız olmadı ya, valla. Özlemişim lan seni Manfred. Benim o diyorsun, benim o diyorsun. Reklamları da pas geçmemişler yani. Hadi biraz gaz yapalım. Ananı satayım. 1.37 dizel. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Şimdi 40 küsür bir an. Bırak başkası havama bırak. Gel hocam, gel gel gel. Alo. Hula hula geç. Devam.
yapamam ki. Şu ağaçlar falan güzel mi olmuş buraya? Şöyle mepleri hasret kalkayım edelim. Abim. Buradan sağ mı? Düz mü? Düz. Tamam. Son mu? Yok, iyi geldi. Bindiklerine göre değildir herhalde. Devam. Baksana millet arkada gidiyor. Ulan sinirim bozuldu ya. Şurada nere? Yer. Neyse daha. Allah kırmızı. Ay ay. Ben bir koz bitti neredeyse hocam. Nereye gidiyoruz da? O Talha abi hoş geldiniz. Gel gel çık. Yolun ortasına kadar çıkın sonra geberince de bize suç olsun. Oğlum yapma baba. Alo. Milföy sallarsınız ya sanki anasını seveyim bardakta. Aynı onun gibi yani. Milföy diyemiyorum bir şey değil de. Hani böyle koyuyorlar da sallıyorlar ya. Sakat ya galiba. Er fährt aber schlecht. Oh, silecek varmış. Gelecekler biraz kısa kalmış yalnız onu da belirtmek isterim yani. Ama güzel. Oğlum bana kırmızı yeniyor size yeşil nasıl yeniyor ben onu anlamıyorum yani. Nasıl bir mantıktır ya? Burada kapan yılan yeter tamam. Allah Allah tamam lan yeter. Hala çalışıyor ya lan yeter yeter. Şimdi
burada durak var ama yol yok. Büyük ihtimalle orası eklenir ileride. İnin hadi. 15'e geliyor anasını. Daha nereye gideceğim? Manzarası varmış ama burada. Bir şey yanlış yapıyorum sanki bir yere ama umarım yanılıyorum buraya. Sanki fazla gittim gibi geldi ama bakalım. Neyse bunları pas geçeceğim. Daha hiç karşıma 15'te bile çıkmadı çünkü. Neyse şu standartlar sağlam şu an. Nasıl bir yol lan bu? Önüne gelen fark etmiş bile. Lan dur lan dur lan. Öyle de seni bilip yapsın ya. İçine ettin arabanın ya. Göt kadar yerden geçiyorum selam. Lan çıkın lan. Alo. Ey Allah'ım sen mi suyuksun? Yok zaten. İçine ettiler arabanı da. Olmadı varsa görmeye. Çok sıkıntılı yerler ya. Yani mal gibi gelen geçen yolda yürüyor. Sabah yiyeceğiz burada ya. Tövbe ya. Orayı görmediniz varsa yok yine. Bazen insan sabredemeyebilir yani. Manzaraya bak. Çevre yolu ileriden diyorum. Oradan büyük ihtimalle Şile'ye bağlanır yani bu yol. Aklıma bir orası geliyor çünkü. Buradan mı? Soldan. Tamam anladık. Yani şöyle biraz sola doğru gösterse dermiş ya burayı. Yani düz gösterince sağdan gideceğiz gibi anlıyor ilk başta insan. Değişik bir yollar orası. Gidecek var mı diyeceğim de yolcu kalmamışlar burada.
sakin. Şuraya burada su var mı normalde bilmiyorum ama şuraya da bir su yapsalarmış aslında güzel olurmuş. Belki de yoktu normalde hiç bilmiyorum yani. O yüzden ben öylesine söyledim yani buranın. Büyük ihtimalle burası şey, yani küçük bir gölet gibi bir şey, gölet diyorum, nehir gibi bir şey yani. Buradan büyük ihtimalle şey çıkar, denize falan çıkıyordur herhalde. Öyle tahmin ederim yani. Hiç Beykoz'da gelmedim ki yani. Maksimum Paşabahçe Hastane'ye kadar gelmişim bu yani. Ve galiba geldik Londra. Evet. Oo, güzel yer lan bura. Sakin mi sakin? Araba da biraz şey olduğu için yani insan manevrayı falan anlayamıyor yani. Ve sadakalar lazım, bitirdik. Arabalar falan geçiyormuş buradan. Evet. Araba hakkında düşüş gelecek olursak, araç üzerinden puan verirsem 10 üzerinden 6,5 veriyorum. Haklı olarak neden diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Yani başta aracın artısına gelecek olursak, araç başta bir emek var. Ayrıca modelleriniz falan biraz güzel. Şuralar biraz fazla şey olmuş sanki ama. Şu kısımlar falan. Onun haricinde model olarak güzel. Eksiklerine gelecek olursak, başta birinci olası araç acayip zallanıyor yani kabin içerisinde gördüğünüz yani. Yani ikincisi ise kapıların acayip işlevsizliği var. Şu arka kapı özellikle böyle. Açıldıktan sonra böyle normalde böyle açılmıyor yani. Orijinalinde. Diye öyle hatırlamıyor yani. İzmitlerde, İzmit Kocaeli'lerde bu arabalardan çok var çünkü. Üçüncü işlevsizliği araçta hat tabelası yok. Gerçi kolay bir şey yapılır aslında. Hayretten silecekler çok kısa. Yani var oğlu var. Yolcuları saymıyorum bile yani zaten. Yani eksiği var ama artısı da var. Yani bu ileride daha güzeli çıkmayacağı anlamına gelmiyor yani. İleride daha da güzeli çıkabilir yani. Map'e gelecek olursak map'i kim yaptı ilanı hiç bilmiyorum. Lakin map hakikaten çok zor olmuş. Yani özellikle böyle bir güzel bir map'in böyle ücretsiz yayınlanması beni hayli etkilendi. Etkiledi daha doğrusu. Onun haricinde diyeceğim fazla bir söz yok. Siz de bu tarz modelleri şey yapmamı istiyorsanız modellerinizi bana paylaşarak veyahut da paylaşarak ben normal paylaşarak yani onu ben video alabilirim yani. Öyle yapabilirsiniz ya. Kusura bakmayın bugün biraz fazla konuşmadım. Çünkü yorgundum biraz. Ama gene de video çektim. İnşallah da çekeceğim yani. Neyse ben kapatıyorum artık. Benden bu kadar. Bir dahaki OMSI videomda görüşmek üzere. Adios. Görüşürüz.